Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fütuhat-ı Mekke'nin 2. sifri 8. kısım 3. videosu. 3. fasıl. Bilgi bilen ve bilinen. Bilgi bilen ve bilinen hükümleri aynı olan 3 şeydir. İstersen hükümleri de birbirine benzerdir diyebilirsin. Gözleyen onu üç olarak kabul eder. Gaybı gören ise bir olarak görür. Yücelerde ona ilave yoktur. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki bilgi kalbin herhangi bir şeyi ya da durumu o şeyin kendiliğinde bulunduğu hale göre elde etmesidir. Söz konusu şey yok da olabilir, mevcut da olabilir. Buna göre bilgi, kalbin bir şeyi elde etmesini zorunlu kılan bir niteliktir. Bilen kalp, bilinen ise elde edilen o şeydir. Bilginin hakikatini tasavvur son derece güçtür. Fakat Allah'ın izniyle bilgiyi öğrenmek için onun anlaşılmasını sağlayacak hususları sunacağım. Kalp ve ilahi mertebe. Bilinmelidir ki kalp cilalanmış bir aynadır ve her tarafı yüzdür. Asla paslanmaz. Bazen kalbin paslandığı söylenir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalpler demirin paslandığı gibi paslanır buyurur. Bu anlamda başka bir hadis kalplerin cilası Allah'ı zikretmek ve Kur'an okumaktır der. Kur'an hikmetli öğüt olması yönünden kalbi cilalır. Bu gibi ifadelerde pas derken kastedilen kalbin yüzeyini örten karartı değildir. Kalp Allah'ı bilmek yerine sebeplerin bilgisine yönelir ve onlarla ilgilenirse Allah'tan başkasıyla ilgilenmesi kalbin yüzeyi üzerinde pas haline gelir. Söz konusu ilgi Hakk'ın o kalpte tecelli etmesini engeller. Çünkü ilahi mertebe sürekli tecelli etmektedir. Onun bizden perdelendiği düşünülemez. Bu kalp övülmüş şerik hitap yönünden tecelliyi kabul etmediğinde çünkü o esnada başkasını söz gelimi sebeplerin bilgisiyle ilgilenmek kabul etmiştir. Bu kalp övülmüş şer'i hitap yönünden tecelliyi kabul etmediğinde başkasını kabul etmesi pas, kir, kilit, körlük ve toz diye ifade edilir. Aksi halde Hak sana bilginin kalpte bulunduğunu bildirmiştir. Fakat onun bilgisinde Allah'tan başkası vardır. Bununla birlikte Allah'ı bilenlere göre kalp gerçekte Allah'ı bilir. Söylediğimizi destekleyen hususlardan birisi kalplerimizde bizi çağırdığın şeye karşı kilit vardır dediler ayetidir. Bu ayete göre kalpler Hazreti Peygamber'in özellikle davet ettiği şeye karşı kilitlidir. Yoksa onlar genel anlamda kilitli değildir. Kalpler Peygamber'in davet ettiğinin dışındaki işlerle ilgilenir ve davet edildikleri şeye karşı körleşir. Dolayısıyla artık hiçbir şey görmezler. Kalpler daima cila, parlaklık ve duruluk özelliğinde yaratılmıştır. Kızıl yakut olması yönünden ki zat tecellisidir, ilahi mertebenin tecelli ettiği her kalp, müşahede eden yetkin ve alim insanın kalbidir. Söz konusu tecelliden daha üstün tecelli yoktur. Onun altında sıfat tecellisi vardır. Daha sonra fiil tecellisi gelir. Fakat bu durum tecelli edenin ilahi mertebe olması yönündendir. İlahi mertebe yönünden tecelli edilmeyen kalp Allah'tan gafil ve ona yakınlıktan kovulmuş kişinin kalbidir. Allah sizi başarıya erdirsin. Belirttiğimiz tarza göre kalbe bakınız. Bak, onu ilim yapabilir misin? Böyle bir şey doğru değildir. Bilgi kalbin özü gereği sahip olduğu parlaklıktır desen buna imkan yoktur. Fakat o kalbin özü gereği sahip olduğu parlaklık bilginin sebebidir. İlmin kendisi değildir. Nitekim bilinen kalp için ortaya çıkması da bir sebeptir. Bilgi bilineni kalpte meydana getiren şeydir diye iddia edersen bu doğru değildir. Bilgi bilinenden nefse yansıyan bir örnektir diye ki o bilinenin tasavvur edilmesidir iddia edersen buna da imkan yoktur. O zaman bilgi nedir diye sorulursa şöyle cevap ver. Bilgi
algılanan şeyin kendiliğinde bulunduğu hale göre algılanmasıdır. Bu tanım, o şeyin algılanması imkansız değilse böyledir. Algılanması imkansız olanı bilmek ise onu idrak edememeyi bilmek demektir. Nitekim Hazreti Ebubekir, idraki idrakten acizlik idraktır demiştir. Böylece Hazreti Ebubekir Allah'ı bilmeyi, onun idrak edilemeyişi yapmıştır. Bunu bilmelisin. Hakkın idrak edilemeyişi başkasının bildiği şekilde aklın çabası bakımından hakkı algılayamamaktır. İdrak edilmesi ise hakkın cömertliği, ihsanı ve bağışı sayesindedir. Nitekim müşahede ehli arifler teorik düşüncesi bakımından aklın gücünden olmaksızın onu bilmiştir. Tamamlama. Allah'ı oluş yolundan bilmek. Bilindiği gibi herhangi bir şeyi bilmek, bu bilgiden önce iki bilinen arasında karşılıklı ilişki olan başka bir durumu bilmeye bağlıdır ki bu kaçınılmaz bir durumdur. Allah ile yaratıklar arasında şeyler arasındaki ilişki yönünden herhangi bir ilişkinin bulunmadığı da sabittir. Şeyler arasında münasebet cins, tür ve şahıs münasebetidir. Şu halde aralarında bir karşılıklı ilişki olmadığı için kendisiyle hakkı bilebileceğimiz bir şeye dair önceden bir bilgimiz yoktur. Bunun örneği 5. doğa olan feleklerin doğasını bilmemizdir. 4 ana doğa hakkında daha önceden bir bilgimiz olmasaydı söz konusu 5. doğayı asla bilemeyecektik. Bu 4 ana doğada bulunmayan bir hüküm nedeniyle onların dışında kalmış halde felekleri gördüğümüzde aşağı ve yukarıya doğru hareket yönünden burada 5. bir doğada bulunmadığını anladık. Söz konusu yukarı hareket esir ve havada, aşağı hareket ise su ve topraktır. Söz konusu yukarı hareket esir ve havada, aşağı hareket ise su ve topraktadır. Söz konusu yukarı hareket esir ve havada, aşağı hareket ise su ve topraktadır. Felekler ve ana unsurlar arasında bulunan münasebet, tümünü birleştiren cins olan cevhere dayalı bir münasebettir. Söz konusu münasebet aynı zamanda türsel münasebettir. Çünkü o tek bir cinse ait tür olduğu gibi aynı zamanda kendisi de bir türdür. Bu münasebet aynı zamanda şahıs münasebetidir. Bu münasebet olmasaydı doğalardan feleğin doğasının bilgisini öğrenemeyecektik. Elbari yani yaratan Allah ile alem arasında adı geçen yönlerden cevher, cins, tür ve şahıs hiçbir münasebet yoktur. Dolayısıyla Allah bazı kimselerin şahit ile gaibe istidlal etmek şeklinde zannettiği gibi başkası hakkındaki öncesel bir bilgi sayesinde bilinemez. Onlar bu istidlal yöntemiyle bilgi, kelam ve irade nitelikleri Allah'a verebileceklerini zannetmiş. Bu nitelikleri Allah'a yüklem yapıp ardından onlarla nitelenmekten tenzih etmişlerdir. Allah'ı bilmemiz hakkında vardığımız kanaati destekleyen bir şey şudur. Bilgi bilinene göre düzenlenir ve bilinenin başkasından ayrılışına göre kendi zatından ayrışır. Bilinenin kendisiyle ayrıştığı şey ya cevheri yönünden akıl veya nefis gibi bir zat olabilir ya da sıcaklık ve ateşin yakıcı olması gibi doğası yönünden ona ait bir zattır. Akıl nefisten cevheri bakımından ayrıldığı gibi ateş de başkasından zikrettiğimiz bir yönüyle ayrılır. Ya da bilinen zatı sayesinde başkasından ayrışmaz da kendisine yüklem yapılan şey nedeniyle ayrışır. Buna örnek olarak oturan kişinin oturması ya da yazanın yazması gibi hal veya siyahın siyahlığı, beyazın beyazlığı gibi bir durum verilebilir. İşte bu akılcılara göre aklın idrak sınırıdır. O halde akıl için nitelediğimiz şeyin dışında kalan bir bilinen asla yoktur. Şu var ki bir şeyin başkasından ayrışmasını sağlayan özelliğini ya cevheri ya da doğası veya hali ya da durumun yönünden bilebiliriz. Akıl söz konusu şeylerin bulunmadığı hiçbir şeyi kesinlikle algılayamaz. Zikredilen bu hususlar Allah'ta bulunmaz. Dolayısıyla araştıran olması ve teorik düşüncesi yönünden akıl Allah'ı bilemez. Teorik düşüncesi yönünden akıl Allah'ı nasıl bilebilir ki?
dayandığı kanıtlar duyu veya zorunluluk ya da tecrübedir. Halbuki Allah aklın kanıtlama yönteminde kendisine başvurduğu bu esaslarla algılanamaz. O zaman akıl için varlık kanıtı geçerli olabilir. Akıllı delil yönünden Rabbini bildiğini ve Rabbinin kendisine bir bilindiğini nasıl iddia edebilir? Rabbinin kendisine bilindiğini nasıl iddia edebilir? Akıllı yapma ürünlere, doğal nesnelere veya türeyen veya meydana getirilen şeylere bakıp bunlardan her birisinin kendilerinin yapanı bilmediğini görseydi hiç kuşkusuz Allah'ın kanıt vasıtasıyla bilinemeyeceğini öğrenirdi. Fakat akıl Allah'ın mevcut alemin ise özü gereği Allah'a muhtaç olduğunu ve ondan asla müstağni kalamayacağını bilir. Allah şöyle buyurur: Ey insanlar, sizler Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve övülendir. Tevhid hakikatlerini öğrenmek isteyen kimse Allah'ın kendisini birlediği tevhid hakkındaki ayetlere bakmalıdır. Hiç kimse bir şeyi o şeyin kendisinden daha iyi bilemez. O halde Hakk'ın kendisini nitelediği şeye bakmalı ve Allah'tan onu sana öğretmesini istemelisin. Bunu yaparsan aklın kendi düşüncesiyle hiçbir zaman ulaşamayacağı ilahi bilgiyi öğrenirsin. Ben bu ayetlerin az bir kısmını bir sonraki bölümde zikredeceğim. Allah bizi kendisini anlamayla rızıklandırsın. Amin. Bizi ayetlerini anlayan alimlerden etsin. Amin. Üçüncü bölüm. Kur'an ve hadiste geçen teşbih anlamlı ifadelerden Hakk'ın tenzih edilmesi. Allah zalimlerin nitelemelerinden münezzeh ve yücedir. Kulun Rabbine bakışında, ellerin kutsiyetinde ve tenzihinde gelip niteliğe ve teşbihe eklenen araçlardan yüce olmasına bir delalet vardır ki kesin olarak gösterir kulun mertebesini ve yüksekliğini ve de bilginin doğruluk ve ispatını, bidatçının ve yapmacıklığının ise kovulmasını. Bütün bilgileri ilk akıl taşımaktadır. Allah sana yardım etsin, bilmelisin ki ulvisiyle, süflisiyle bütün bilinenlerin taşıyıcısı Allah'tan doğrudan vasıta olmaksızın bilgi alan akıldır. Dolayısıyla ulvi ve sufli alemin bilgisine dair hiçbir şey akla gizli kalmaz. Onun bağışı, cömertliği, kendisine tecelli etmesi, nuru en yüce feyzinden ise nefsin eşyayı bilmesi gerçekleşir. Akıl haktan alır nefes verirken, akıl haktan alır nefse verirken, nefis ise akıldan alır ve ondan fiil meydana gelir. Bu durum aklın bilgisinin iliştiği kendisinden aşağısında bulunan bütün şeylere sirayet etmiştir. Burada kendisinden aşağıda bulunan şeyler diye kayıt düşmemizin sebebi ifade hakkında zikrettiğimiz durumdur. Allah-u Teala'nın ta ki bilelim ayeti kerimesini aklında tut. Allah bilendir, artık nispetleri öğren. Bilinmelidir ki güçlü ve kendinden geçmiş melekler alemi ilk akıldan hiçbir şey almadığı gibi ilk aklın onlar üzerinde herhangi bir otoritesi de yoktur. Onlar ve ilk akıl aynı mertebededir. Bu durum bizim içimizden kutubun hükmünün dışında bulunan efrada yani teklere benzer. Bununla birlikte kutup da efrattan birisidir. Fakat efrat arasında kutup yönetme ile görevlendirildiği gibi akıl da bilgi vermeye tahsis edilmiştir. İlk aklın kendisinden aşağıda bulunan şeylere bilgi vermesi, bilgisinin ilgili olduğu her şeye sirayet eder. Bunun yegane istisnası tevhidin soyutlanmasının bilgisidir. Söz konusu bilgi her yönden diğer bilinenlerden farklıdır. Çünkü Allah ile yaratıklar arasında asla bir karşılıklı ilişki yoktur. Bir gün böyle bir münasebet Allah'a nispet edilirse, nitekim başka yazarlarla birlikte Ebu Hamid el-Gazali kitaplarında bunu ifade etmiştir. Bu bir çeşit zorlama ve gerçeklerden uzak varsayımdır. Yoksa kadim ile yaratılmış arasında hangi bağıntı olabilir? Ya da benzer kabul etmeyen, benzeri olana nasıl benzetilebilir? Böyle bir şey Ebu Abbas İbni Arif Es-Sünhaci'nin kendisine isnat edilen Mehasinül
Mecalis isimli kitapta belirttiği gibi imkansızdır. Es-Sünhaci şöyle demiştir. Hak ile kullar arasında rivayetten başka bağıntı, hükümden başka sebep, ezelden başka vakit yoktur. Bunun dışında ise sadece körlük ve karıştırma vardır. Başka bir rivayette ise körlük yerine bilgi geçer. Bu ifadenin ne kadar güzel ve Allah hakkındaki bu bilginin ne kadar eksiksiz, bu müşahedenin ne kadar nezih olduğuna bakınız. Allah söylediği şeyle kendisini yararlandırsın. Amin. Aklın Allah'ı bilmekten aciz olması. Allah'ı bilmek akıl ve nefsi tarafından algılanamayacak kadar yücedir. Akıl ve nefis onu sadece mevcut oluşu bakımından algılayabilir. Yaratıklar hakkında söylenmiş ya da bileşik ve başka şeyler hakkında tevehüm edilmiş her ne varsa kuşkusuz düşüncesi ve korunmuşluğu yönünden selim akla göre Allah o şeyden farklıdır. Böyle bir tevehüm Allah hakkında caiz olmadığı gibi akla göre yaratıkların kabul ettiği yönden öyle bir lafız Allah'a verilemez. Allah'a böyle bir lafız verilmişse bunun gayesi zihinlere konuyu anlaşılır kılmaktır. Bunun nedeni işiten de hakkın üzerinde bulunduğu hakikatin değil varlığın, bilginin sabit olmasıdır. Çünkü Allah şöyle buyurur, onun benzeri yoktur. Fakat dinen Allah'ı bilmek üzerimizdeki bir vecibedir. Çünkü Allah peygamberine hitaben şöyle buyurur, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Buna göre Allah adeta şöyle der, senin düşüncene uygun bildirmemden, yani benim vasıtamla bil. Böylece bildirmeden önce olan inanç olmaksızın bilgi senin adına sahih olduğu gibi ilim olarak da iman senin adına sahih olur. İşte Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme bu esasa göre emir vermiştir. Bazı kimselerin düşüncesine ve bu vasıtaki görüşlerine göre bu durum dolayısıyla Allah'ın bilgisine nereden ulaşabiliriz diye düşündük. İnsafla ve kendisinden umulan bütün gayretini ortaya koyduktan sonra yetkin aklın verisine göre düşündük. Allah'ı bilme hakkında onu bilmekten acizlikten başka bir şeye ulaşamadık. Çünkü biz bulundukları hale göre hakikatleri yönünden eşyayı öğrenmek istediğimiz tarzda Allah'ı bilmek istedik. Binaenaleyh benzeri olmayan, zihinde tasavvur edilemeyen ve zihinde tutulamayan bir mevcut bulunduğunu öğrendiğimize göre akıl onu nasıl idrak edebilir? Allah'ın varlığını bilmek sabit olmakla birlikte aklın onu algılaması imkansızdır. Yine de biz Allah'ın mevcut uluhiyetinde tek olduğunu biliriz. İşte hakkın kendisini bildiği tarzda zatının hakikatini bilmediğimiz halde bizden öğrenmemiz istenilen bilgi budur. Böyle bir bilgi bizden istenen bilginin olmayışı demektir. Allah aklın düşüncesine göre hiçbir yaratığa benzemediğine ve hiçbir şey ona benzemediğine göre ve bize Allah'tan başka ilah olmadığını biliniz diye emredilmişken öncelikle öğrenmemiz gereken şey bilginin mahiyetidir. Kuşkusuz onu öğrendik. Dolayısıyla başlangıçta bilginin bilinmesi hakkında öğrenmemiz gereken şeyi öğrenmiş olduk. Allah'a hamdolsun 8. kısım sona erdi.